Benim dalım ekonomi. En iyisini ben bilirim. Faizi düşürürüm. Faiz düşünce dolar çıkıyor. Çıksın varsın. İhracatın gelirini arttırır. İhracat artınca cari açık azalır. Sonra enflasyon düşer diyor bir kişi. İki kişi de tasdik etmeye devam ediyor. Birisi Nurettin Nebati. Ondan önceki bakan olmaz öyle şey dedi diye grup toplantısında hepimizin gözü önünde görevden aldı. AK Partililer alkışladılar. Önceki bakan böyle durdu gitti ama hiç olmazsa bu rezalete daha fazla ortak olmadı. Bir de Fahrettin Altun. O da dün çıkmış, Türkiye ekonomik modeli varmışmış, yüksek ihracat, cari açık düşecek, enflasyon düşecek demiş. Gerçi burada riskli bir iş yaptık. Bu rakamlar, bu eleştiriler çok güzeldi. Şimdi Fahrettin Altun'un adını kullanarak Anadolu Ajansı'ndan metni dışarı çıkarmış olduk. Bu ülkede Devlet Bahçeli eleştirilir. Evet, Anadolu Ajansı kısaltarak verir. Recep Tayyip Erdoğan eleştirilir. Anadolu Ajansı suya sabuna dokunmasa da verir. Fahrettin Altun eleştirilirse o paragrafı yutarlar. Bu ülkede eleştirilemeyen, eleştirilirse asla devletin senin benim vergilerimle maaşını alanların haberleştiremedikleri tek kişi Fahrettin Altun. Tayyip Erdoğan'ı eleştirirsin. Savcı harekete geçer, polis harekete geçer, içeriye atarlar, o olur, bu olur. Çok kısaltırlar ama şu kadarcık haberi geçer Anadolu Ajansı. Devlet Bahçeli'de de öyledir ama Fahrettin Altun'da yok. Sonra bu metinleri Anadolu Ajansı bize yollamaz, ona yollar. Görünce de televizyona bakıp yine benden uğraşıyor diye sinir krizleri geçirirmiş beyefendi. Şimdi söyleyelim, Fahrettin Altun Nebati dışında bu modele inanan tek kişi olarak burada kalmıştır. Ama maalesef tabloları öyle değil. Bu aylık dış ticaretimizi gösteriyor. Şuradaki de verdiğimizi açığı gösteriyor. Ocak ayı sonu itibariyle dış ticaret açığımız 10.4 milyar. 10.4 milyar dolarlık bu açık Cumhuriyet tarihinin en yüksek açığı. Bunların Türkiye modeli dedikleri, biz dövizi yükselteceğiz, yüksek döviz ihracat gelirini arttıracak, o da cari açığı azaltacak dedikleri ayın devamında yaşananlar burada. Bütün aklı başındalar olmaz demişti. Türkiye tarihinin en büyük dış ticaret açığını vermiş durumda. Ve bakın, bu da Recep Tayyip Erdoğan'ın karnesi. Faiz sebep, enflasyon sonuçtur. Faizi düşürürsen enflasyon düşer dedi. Dünyadaki bütün ekonomistler kötü yönetim sebep, faiz sonuçtur. Faiz yüksekse her şey yükselir. Doğru kararlar alarak faizi düşürmezsen, zorla düşürürsen tersine sonuç doğurur demişlerdi. Recep Tayyip Erdoğan enflasyonun %50'lere TÜİK'e göre, %100'lere ENAK'a göre tırmandığı bir süreçte faizleri emir komuta zinciri içinde, faiz düşürülecek, düşür. Selamı çakmayana tasdiknameyi veriyorlar. Bakın, düşürdüler faizi. İstikrarlı şekilde emir komuta zinciri içinde. Bakın enflasyon ne olmuş. Hani faiz sebep, enflasyon sonuçtu. O zaman faiz düşünce enflasyonun da düşmesi gerekirdi. Düşmüş mü, çıkmış mı? Bu kadar açık, bu kadar net. Hiç lafı dolandırmaya gerek yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği yapıldığında enflasyon bildiğini okumaktadır. Oysa sen Merkez Bankası'na benim dediğimi değil gereğini yap deseydin, enflasyon bildiğini değil piyasa şartlarının gereği yerine gelerek düşerdi. Hiç olmazsa bu kadar artmazdı. Dünyada da enflasyon sorunu var diyorlar. Millet 2'yi çok buluyor, 4'ü çok buluyor, 6'dan tedirgin oluyor, 7'de buhrana giriyor. Siz milletin sırtına Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumunun rakamlarıyla %50, bağımsız enflasyon araştırma grubunun rakamlarıyla %100, vatandaşın hissettiğiyle bunun da üzerinde, yoksulun hissettiğiyle bunun kat kat üzerinde bir enflasyonu bildirdiniz. Bu inadın karnesidir. Bu inadın ve kötü yönetimin karnesidir. Tabii ayrıca Sayın Nebati orada şaka yapmaya, şakalaşmaya devam ediyor ve enflasyonun niçin yükseldiğini yabancıların anlayamayacağı bir kültürel sebepten olduğunu söylemiş. Diyormuş ki Türkiye'deki bazı kültürel durumlar var. O yüzden siz bu enflasyonun niçin arttığını bilemezsiniz. Bize özgü, sizin anlayamayacağınız kültürel sebeplerden yükseliyor. Hoş, bununla ilgili yok demedik dediler ama haberi geçen haber ajansı haberini geri çekmedi. Haber ajansı Türkiye'de de temsilciliği var, temsilcileri var, bütün dünyada var. Dünyanın ekonomi alanındaki en saygın haber ajansı haberinin arkasında duruyor. Ama Twitter'da Sayın Nebati'nin bu ifadeleri çalkalandıkça efendim yok öyle bir şey diye yalandan bir yalanlama yapıyorlar. Ama ne kastettiğini kimse anlamamış ama bizim anladığımızı diyorsa dönüp de vatandaşı suçlamaya başladı ki bu sadece onların kültüründe var. Sadece kendi kusurlarını esnafa, kendi kusurlarını vatandaşa yüklemek onların kültüründe var. Aslında enflasyon yükselmeyecek, esnaf fırsatçı diyor. Aslında enflasyon yükselmeyecek, bizimkiler kendiliklerinden zam yapıyorlar diyor. Ve bu diyor bizim kültürel kodlarımızda var diyor. Bu cümleyi tamamen reddediyoruz. Tamamen reddediyoruz. Ve diyor ki gittik orada Türkiye modelini anlattık. Hangi Türkiye modeli? Önce Çin modeli dediniz. Sonra yeni ekonomik model dediniz. Şimdi Türkiye modeli diyorsunuz. Fahrettin Altun'un dün gevelediğini mi söylediniz? Milletvekillerinizin bütçe başlarken sunumda dinlediğini mi söylediniz? Bütçe görüşülürken komisyonda söylediğini mi söylediniz? Genel kurul aşamasında söylediğini mi söylediniz? Üçü birbirine taban tabana zıt, gerçeği yansıtmayan ve hem kendinizi hem ülkemizi, kendinizi komik, ülkemizi de zor duruma düşüren deli saçması modellerdir. Dolar çıkarken bilerek çıkartıyoruz. Dolar düşünce kahramanlık hikayesi yaptık, doların belini kırdık diyorlar. 7 liradan başlayan dolar serüvenini 18,5'a çıkarıp 14 liralık dolar kurunu başarı gibi göstermek bir ekonomik deha değil ama büyük bir yüzsüzlüğün ve vatandaşın gözünün içine baka baka 7 liralık doları 14 lira yaptık değil de 18,5'tan 14'e düşündük. Bize inanın, güvenin, bizimle övünün demek vatandaşın gözünün içine bakıp aklıyla alay etmektir.